Evet, herkese merhabalar. Uzaktan çalışma serimizin yeni bir bölümündeyiz. Biraz gecikmeli başlıyoruz. Malum, ulaşım ve benzeri konularda bazı problemler yaşanabiliyor. O yüzden dinleyicilerimizden özür dileyerek başlayalım. Sanırım söylediğimiz saatten buçuk gibi başlayacağız demiştik. Birkaç dakika erkenciyiz. Dolayısıyla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Yine bugün yeni konular anlatacağız. Birazcık günümüzün oldukça önemli teknolojileri olan işte nasıl iş süreçlerimizi otomatize edebiliriz? Bunu birazcık RPA dediğimiz, işte Robotic Process Automation dediğimiz o robotlu süreçlere çevirmekle ilişkili bazı konuları anlatacağız. Ama tabii ki amacımız normal Excel, Outlook, PowerPoint kullanıcılarının bunu yapabilmesini sağlıyor olmak. O yüzden yine elinizin altında olduğunu düşündüğümüz, bildiğimiz, çok genel bu konuyu yapabileceğiniz, basit aksiyonlar aldırabileceğiniz uygulamalar üzerinden bunları yapıyor olacağız. Ve sizin için hazırladığımız senaryolar olacak. Elbette diğer ucunda bu etkinliğin Hande yine bizlerle beraber. Hande hoş geldin. Hoş bulduk Kadir Bey. Güzel. Bugün yine senden yeni yeni şeyler öğrenmeyi bekliyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız. Ama izin verirsen bugünün üzerinden geçeceğimiz konular hakkında birazcık ön bilgi, en azından ajandayı paylaşmış olayım seyircilerimizle. Bugün Power Automate ile ilgileneceğiz. Yani sizin standart kullandığınız süreçlerde, günlük aksiyonlarınızın parçası olan süreçlerde işte bir şey olduğu zaman bir şeyi hayata geçir ya da şöyle bir aksiyon al dedirteceğimiz uygulamalar üzerine konuşacağız. Bunda zamanımız izin verirse 5 ana konu üzerinden bunu hikayeleştirmeye çalıştık sizler için. Örneğin geçtiğimiz bölümleri izleyenler varsa veya YouTube'dan eski bölümleri izleyebilirler. Bir doküman paylaşıldığı zaman şirket doküman yönetim sistemi işte SharePoint gibi yapılarda veya Teams içerisinden bir dosya eklendiği zaman bununla ilgili uyarılar vermesini sağlayan ve bir onay mekanizmasını başlayan bir hikayeden bahsedeceğiz. Yani özetle bir dokümanı yükledi bir çalışan, o dokümanın yüklendiğinin farkında olmamız ve bununla ilgili uyarılar alıp onaya tabi bir şekilde o dokümanın yüklenmesini sağlamak gibi bir senaryomuz olacak. Yine önceki bölümlerde görev yönetim aracı olarak Planner'dan bahsetmiştik. Planner biliyorsunuz işte çalışanların birbiri arasında görev paylaşımını yapabildiği ve bu görev paylaşımı sonucunda o görevin tamamlanmasına kadar tüm adımları takip edebildiği ve belirli raporlamalar alabildiği bir yapıydı. Bunda Teams'te nasıl entegre ederiz? Yani bir Planner'da görev açıldığı zaman Teams'ten bunun uyarılarını alabilir miyiz? Çünkü kendi içerisinde böyle bir özellik yok biliyorsunuz. Yine izleyicilerimizden sorular gelmişti buna dönük. Bunun hakkında birazcık nasıl yapıldığını gösteriyor olacağız sizlere. Yapabilmeniz adına da her bir adımdan bahsediyor olacağız. Bir sonrasında biliyorsunuz e-mail yine hayatımızın bir gerçeği. Özellikle dışarıyla olan tüm iletişimimizde yoğun bir e-mail temposu içerisindeyiz. Bu e-maillerin attachment'larını yani eklentilerini otomatik kaydeden bir tane kural yazıyor olacağız yine bu sistem içerisinde. Böylelikle hiçbir attachment'ı kaçırmadığınızdan ve OneDrive'ın belirli yine önceki bölümlerde anlattığımız özelliklerini izleyerek işte masa üstünüzde onu görebileceğiniz yapıya kadar götürüyor olacağız. Yine aktiviteler yavaş yavaş normal hayata doğru adım atarken biliyorsunuz Haziran itibariyle herkes tekrar işte AVM'lerde ve sokaklarda işlerin başında olacak gibi gözüküyor. Bu süreçte insanların bulunduğu yerlerin kayıtlarını nasıl takip edebiliriz? Biraz bundan bahsedeceğiz. Yani bir yerde bir görüşme zorunluluğu varsa neredeydi o kişi? Ve bunun kaydını hem işin yapılma biçimini takip etmek hem de sağlıklı kalabilmek ve olası senaryolarda bunu takip edebilmek adına sizin için görselleştiriyor olacağız. Son olarak da masraf süreçleri. Masraf tabii ki hayatımızın bir gerçeği. Birçok çalışan masraf süreçleri için mailler veya Excel'ler kullanıyor ya da sisteminizde belirli dizayn edilmiş formlar olabilir. Ama bunu
mobilden çok daha hızlı bir şekilde yapabilmenizi sağlayacak. Attachment'lar ekleyerek, belki o faturanızın görselini ekleyerek hızlandırmanızı sağlayacak bir uygulamadan bahsedeceğiz yine. Burada yapılmış ve bunların hepsine aslında sizin günlük yaşamınızda yapabileceğiniz kadar basit indirgemeye çalışacağız. Şimdi bayağı kapsamlı bir giriş oldu diye düşünüyorum. O yüzden sözü uzatmadan Hande'ye doğru devredeceğim. Hande, şöyle başlayalım istersen. Ya bu bir uygulamadan bahsediyoruz. Adı Power Automate. Birçok müşterimiz de hali hazırda ücret ödemeden, ek ücret ödemeden kullandığı da bir ürün. Yine bulamayanlar olursa bize ulaşabilir ama bize birazcık bu uygulama tam olarak ne işe yarıyor ve nasıl ulaşıyorsun ekranlarında paylaşarak anlatabilirsen biraz oradan başlayalım. Sonrasında biz senaryolarımıza geçmeden önce seninle biraz şeyi konuşalım. Ya onu yapıyor, bunu yapıyor diye bahsediyoruz ama tam olarak nelere bağlanıp nasıl veriler işleyebiliyoruz ve nasıl kurallar yazabiliyoruz. Bunlardan bize birazcık bahsetmeni isteyeceğim konektörler üzerinden. O yüzden sözü sana aktarıyorum Hande. Tekrar seninle olmak çok güzel bu yayında diyerek. Çok teşekkür ederim. Sizinle olmak da çok güzel. Power Automate konusuna gelecek olursak, daha demesinde söylediğiniz gibi hani bir şey olunca sonucunda bir şey yap dediğimiz olay aslında bir tetikleyici sayesinde bir aksiyon hayata geçirmek anlamına geliyor. Bu tetikleyici dediğimiz triggerlar aslında bir zaman da olabilir. Yani aslında hani her gün bana saat 9'da şöyle bir hatırlatma maili at gibi bir şey de olabilir aslında. Ya da CRM'ime bağlan ve her haftada bir ya da işte 7 günde bir benim şu ana kadarki sipariş listemi ya da işte müşteri bilgilerini ya da opportunity dediğimiz fırsatları çıkar ve bana haftalık bir rapor gönder de olabilir. Yani buradaki tetikleyici zaman etkeni oluyor aslında. Olaylar da zaman bağımsız olarak tetikleyiciler olabilir. Mesela Excel'in şöyle bir veri eklendiğinde ya da işte daha demin sizin de bahsettiğiniz gibi bugün senaryolarda bahsedeceğiz. İşte Planner'da yeni bir görev oluşturulduğunda gittiğimizden bunu post et ya da manuel bir şekilde tetiklenmesi de mümkün. Şey diyebiliriz yani gideyim ben bir butona basayım. Butona bastığım zaman benim girdiğim bilgiler otomatik olarak şurada olsun ya da Word'de girdiklerim otomatik şuraya PDF'e çevrilsin gibi bir şey de olabilir. Ya bunun sayesinde aslında farklı farklı tetikleyiciler kullanarak bir sonuç elde ediyorum. Yani bir tetikleyicim bir de sonucunda gerçekleşen aksiyonum var diyebilirim. Burada Power Automate'de bu işlemi gerçekleştirmemize ve bizim işlerimizi otomatize etmemizi sağlıyor aslında. Bu otomatizasyon da bizim günlük hayatımızda aslında belki basit gibi görünen ama ciddi zamanımızı alan ya da düzenli yaptığımız rutin işlerimizi otomatik bir şekilde sürekli olarak yapılmasını sağlıyor ya da bir işi unutmamamızı sağlıyor diyebilirim. Bunu yaparken de bazı daha demin sizin bahsettiğiniz konektör yani bağlayıcılara bağlanması gerekiyor. Bu bağlayıcı dediğimiz şeyler aslında Power Automate'in bağlanarak oradan bir trigger alması da olabilir, bir aksiyon alması da olabilir. Örneğin SharePoint'e yeni bir liste eklendiği zaman dediğimiz şey bu SharePoint'e bağlan yani konektör olarak SharePoint'i kullan anlamına geliyor. Bu SharePoint olabileceği gibi yani Microsoft 365 uygulamaları olabileceği gibi third party farklı uygulamalar da olabilir. Jira olabilir, Trello olabilir ya da tam tersi işte Salesforce gibi uygulamalar olabilir. Bu anlamda çok ilgi gören yerlerden bir tanesi Salesforce'da. Ya da daha IT adminlerinin kullandığı işte Azure Active Directory olabilir ya da Blob Storage olabilir vesaire. Hani konektörlerin de olduğu yerleri biraz sonra göstereceğim. Hatta açıp bir yandan beraber de bakıyor olalım. Bugün yapacağım uygulamalar için mobilim de burada hazır. Şuradan gösterelim. Ne gibi bağlayıcılarımız var diye. Microsoft uygulamaları olabileceği gibi, dediğim gibi Twitter olabilir, şöyle aşağı doğru inecek olursak işte Dynamics 365 olabilir, hatta Google
Sheets gibi şeyler kullanıyorsanız onlar olabilir. Ya kişisel de oluşturabilirsiniz aslında. İşlerinizle ilgili uygulamalar da oluşturabilirsiniz. Ya Instagram'la Facebook arasında bir konnektör bağlamak bile mümkün. İşte Instagram'dan bir şey post ettiğim zaman git onu Facebook'ta da paylaş gibi bir şey bile söyleyebiliyorsunuz. Bu kişisel de olabilir tabii ki. Şey de diyebilirsiniz ya ben işte marketing ekibindeyim. Aynı postu birkaç farklı mecrada paylaşacağım. Ben bunu paylaştığım zaman tek tek onlarla uğraşmayayım. O zaman git orada da paylaş gibi bir açıklama da bile bulunabiliyorsunuz. Şöyle aşağı doğru inecek olursak burada baya popüler olan farklı uygulamalar var. Dediğim gibi Salesforce bunlardan bir tanesi, Trello bunlardan bir tanesi, Google Sheets bunlardan bir tanesi yine, Jira bunlardan bir tanesi. Şöyle LinkedIn var vesaire. Yani baya baya bir konektör seçme olanağımız var. Hani burayı karıştırmak güzel olur. Süper. Yani burada Nereden bahsettiğimiz kısım aslında bu konektörleri bir amaç için kullanabiliyoruz. Yani burada gördükleriniz üzerinden hayal kurmamız gerekiyor. Mesela LinkedIn'den bahsettin. LinkedIn'i seçtiğin zaman orada neler yapabileceğine dair sana bir şeyler gösteriyor ve sen işte diyelim ki LinkedIn'de bir post paylaşıldığı zaman gel Teams'e uyarı ver falan gibisinden böyle aksiyon bazlı şeyler yaptırabiliyorsun sisteme diye anlıyoruz, değil mi? kesinlikle. Şöyle bir tanesine tıklayacağım. Şimdi LinkedIn'in bir versiyon 1, versiyon 2'si var. O yüzden bazen onu yanlışına tıklamış olabilirim. Şöyle Forms'u da açtım. Örneğin işte form yanıtlarını SharePoint'e kaydetme vesaire gibi. Zaten kendi oluşturduğu bu arada template'ler, şablonlar da buranın içerisinde bulunuyor. Örneğin işte yeni bir yanıt gönderildiğinde bu bir tetikleyici. Bu olduğu zaman yeni bir yanıt gönderildiği zaman aşağıdaki birçok eylemi gerçekleştirebilirsiniz. İşte birçok aşamayı aynı anda bu template'le tamamlayabilirsiniz. Kendiniz yaratmaktan korkuyorsanız bile buradan başlanabilir aslında. Süper. Yani Forms'u yine önceki bölümlerde bahsetmiştin bize. İşte belirli anketler, quizler yapabildiğimiz bir sistemdi Forms. Bunun üzerinde bir yanıt aldın ve yanıt işte 4'ten düşük ise uyarı ver gibi bir şey yapabilmekten bahsetmiş oldun. Bu da oldukça süreçleri hızlandıran, belki bunun raporunu yine almak istediğimiz başka bir sisteme göndermeni sağlayan bir yapı. Oldukça da çok konektör var aslında gibi gözüküyor burada şu anda. İstersen birazcık senaryolar üzerinden bu tam olarak ne onu anlatmaya başlayalım. Yani nasıl bir tasarım ekranı var, kullanıcılar neler yapması lazım, biraz da hikaye örüntümüzle beraber devam edelim. Ama şu anda ekranında olan bölüm de oldukça önemli. Yani burada bir dolu insanların dünya genelinde yayınladığı standart örnekler de var. O örnekleri hemen alıp kullanabiliyoruz diye de düşünüyorum. Doğrudur Hande. Direkt bunları bastığımız zaman çalışıyor mu? Kesinlikle bazen hani bir kontrol etmek yani kontrol etmek derken orada girdileri çıktıları var. Oraya kendi arka planda hazırladığımız şeylere göre de bir kontrol etmemiz gerekebilir. Örneğin hani bir Excel ile ilgili bir işlem yapıyorsunuzdur. Oradaki kolonların sizin Excel'iniz içerisindeki kolonlarla örtüştüğünden emin olmak gerekebilir. Ama onun haricinde yani %90'dan daha yüksek bir oranda tamamlanmış diyebiliriz. Bazıları direkt basınca çalışıyor hatta. Süper, süper. Peki ilk senaryomuzla başlayalım o zaman istersen. Hem de nasıl çalıştığını anlatmış oluruz. İlk anlatacağımız konu bir doküman paylaşımı ve buna bağlı bir onay mekanizması ile ilgiliydi. Nasıl bir şey tasarladın burada bizim için? Bugün bizim için SharePoint'e yeni bir dosya yüklendiği zaman önce Teams'de bir istediğimiz bir kanala mesaj atacak, bir post çıkacak. Diyecek ki bir kişiye ya da ekibin tamamına çıkabilirim. Diyeceğiz ki merhabalar ekip, işte yeni bir doküman eklendi. Lütfen inceleyip approve edebilir misiniz gibi. Sonra benim istediğim kişiye ya da kişilere bir approve mekanizmasıyla yani bir onay mekanizmasıyla bir mail gitmesini sağlayacağım ve diyeceğim ki yani onaylamak istiyorsan onayla ya da reddet ve istersen açıklamalarını yaz diyeceğim. Daha sonra bu yaptığım işlemi yine tekrar Teams içerisinden post ediyor olacağım. Şimdi buraya ulaşma anından bahsetmek istiyorum önce. Hep bahsediyoruz ama portal.office.com diye. Portal alanınıza geldiğiniz zaman burada zaten lisansınızdaki tüm uygulamalarınızı görebiliyorsunuz demiştik. Burada uygulamamızın adı Power Automate. Tıkladığınız zaman çok rahat bir şekilde
erişebilirsiniz. Ben bir browser'ımda, bir tarayıcımda İngilizce, bir tarayıcımda Türkçe olacak şekilde tuttum bunları. Yine aynı şekilde sorular gelirse hani Türkçe anlamda da tekrar üzerinden geçebiliriz. Şimdi template alanından bahsetmiştik. Şablonlar. Şimdi bugün yapacağımız şablonlar özellikle giriş aşamasında kullanabileceğimiz rahat basit şablonlar olacak. Şöyle bahsedeceğimiz şeylerden bir tanesi SharePoint olduğu için SharePoint diye de aratabilirim. Örneğin şu şekilde de aratıp SharePoint ile ilgili olanları burada görülmesini sağlayabilirim. Ya da aklımda bir şey varsa onu da yazabilirim. Ben şu anda daha önce yaratmış olduğum için buna benzer bir şey yazıyor olacağım. Mesela şu aşağıda şey görebilirsiniz. Menajerinize bir approval gitsin, yani bir yöneticinize approval gitsin gibi süreçleri de var aşağıda. Hani tıklayıp bakmak da mümkün. Şöyle yapayım. Burada bu template'leri seçebildiğimiz gibi baştan sıfırdan da başlayabiliyoruz Hande, herhalde değil mi? Kendimiz bir şey dizayn etmeyi birazdan göstereceksin ama bir kısıtımız yok sanırım. Sadece onları kullanmak zorundayım gibi, doğru mu? Tabii. Sol tarafta create alanı da var bu arada. Şu create'e tıklayıp boş bir tane aç da diyebilirsiniz. Bir trigger koyup başına bu olduğunda bu olsun da diyebilirsiniz. Aşağı tarafta önce connection'ların düzgün olması gerekiyor bunlara başlarken. Şu anda bu bir template olduğu için hangi connection'ların gerektiğini aşağı tarafta bana söylüyor. SharePoint'e bağlanacak, sonra bir approve mekanizması çalıştıracak ve işte Teams'e post edecek gibi gibi. Bunların her birini şu yan tarafta bir artı butonu çıkar normalde. Orada daha connection sağlamadıysanız artı deyip connection'ınızı, yani bir sign-in olup connection'larınızı eklemek mümkün. Zaten tek bir tuş çok rahat bir şekilde ekleniyor. Şöyle continue dedim. Şimdi genel anlamda ne işe yaradığını anlatarak da gitmek istiyorum. Şimdi yukarıda trigger dediğimiz tetikleyici olan şey şu anda SharePoint'e yeni bir doküman eklenmesi. Bana şu anda SharePoint'in hangi saytına nereye eklendiğinde tetiklemek istiyorsun bu flow'u diye soruyor. Şöyle geleceğim, bizim kendi departman alanımıza geleceğim bunun için. Infra team var. Benim şu ana kadar tüm içerisinde bulunduğum SharePoint site'larını, işte Teams gruplarını vesaire, tabii ki onlar da bir SharePoint site'i bildiğimiz gibi, onları buldu. Şöyle bir library name istedi. Document diyeceğim. Tam folder'ını istiyor bu sefer. Ben shared documents'la ilerleyeceğim şuradan. Ve bir path seçiyorum bugün için. Şu olsun mesela. Assessment yaptığımız alan olsun. Ah pardon. Shared Documents. General dedim. Fark etmez, çok şey değil. Beginner videos da olabilirdi aynı şekilde. Beginner video training seçtim mesela. Buraya bir video da ekleyebilirim. Herhangi bir doküman da ekleyebilirim. Şimdi bu alana bir şey eklendiği zaman diyor ki Teams'e bir post çıkacağım. Peki hangi ekibin hangi kanalına diye soruyor. Şöyle geldiğim zaman yine infra ekibimin uzaktan çalışma pratikleri kanalı açtım bir tane oraya. Aşağı tarafta da nasıl bir mesaj çıkacağını da söylüyor. Hi team dedikten sonra, ya da bu hi Hande de olabilirdi. Aynı şekilde değiştirebilirim buraları. Hatta şöyle bir tanesini değiştireyim. Ya da dinamik contentler de ekleyebiliyorum. Şimdi burada diyor ki şurada created by display name dediği, yani şu kişi tarafından yaratılan şu aşağıdaki linklenmiş dosyaya eklenmiştir. Lütfen bunu inceleyin ve en kısa zamanda ya bir approve mekanizmasına, yani onaylayın diye söylüyor şu anda. İsterseniz bunları değiştirebilirsiniz ama burada template olduğu için bunların en mantıklı verilme şekilleri diyebiliriz. Sonra bir approval mekanizması geliyor. Aşağı tarafta approval'ın nasıl çalışacağına karar vermeye çalışıyorum.
Şöyle tıkladığınız zaman ekstra seçenekler var. Yani siz sadece şu kişiden response cevap bekliyorum, onu bekle de diyebilirsiniz. Ya da işte herkesin onaylamasını bekliyorum, herkes onayladıktan sonra bu kabul olacaktır da diyebilirsiniz. Ya da ilk kişinin onaylaması yeterli diyebilirsiniz. Başlığını söylüyor. Hani lütfen name dediği şu an eklediğim dosyanın adını getirecek burada. Lütfen bunu görüntüleyin diye. Assigned to dediği kimlere mail gidecek? Ben bir kişinin ya da daha fazla insanın mail adresini seçebildiğim gibi yine dinamik bir content de ekleyebiliyorum. Hani kim yarattıysa ona gönder gibi de bir şey söyleyebilirsiniz. Daha deminki gibi created by display name diyerek. Şimdi gösterebilmek için kendime ekliyor olacağım. Zaten hemen çıktı aşağıda. Detay alanında da kim tarafından eklendi? Şu anda yine daha deminki gibi created by display name, yani kim tarafından eklendiğini dinamik şekilde açıklaması. Bu linke giden item'ı buraya koyuyor. Yani şu anda tabii buralar biraz ayrıntılı ama advanced options'a vesaire de girerek daha farklı işte notifikasyon da gönder vesaire gibi alanlar koyabiliyorsunuz. Daha sonra ikiye ayrılıyor bu approval süreci. Sol tarafta approval ya da rejection dediğimiz, yani onay ya da red olduğunda olan taraf, sol taraf yani bir cevap verildiğinde, diğer tarafta bir cevap verilmezse bana tekrar bir mail geliyor. Şu anda bu olay fail olmuştur gibi. Şöyle gel benim 365 profilime bak. Aşağı tarafta da bana onay mekanizması başarılı olmadı gibi bir mail gönder ki ben onun çalışmadığını bileyim gibi bir şablon burası da. Daha sonradan bunu tamam yapıldı başarılı olarak dön gibi. Sol taraftaysa eğer ben onaylarsam ya da reddedersem gibi iki şekilde yine ayrılmış durumda condition olarak. Diyor ki onaylarsam onaylandı posta çık Teams'e, reddedersem reddedildi posta çık diyor. Şu anda tabii bu ayrıntılı bir örnek, hani bahsederken sanki çok bir şeymiş gibi görünebilir, çok zormuş gibi ama aslında şu anda bir şablon üzerinden ilerliyoruz. O yüzden aslında fark ettiyseniz her şey hazır. Ben sadece kime mail gideceğini seçtim. Approve mailini, onay mailini kime gideceğini seçtim şu ana kadar. Başka bir de hangi dokümanın, SharePoint'in hangi saytına gideceğini seçtim. Onun haricinde bir işlem yapmadım bile. Şimdi Teams'in hangi kanalına post edeyim dedi. Yine aynı şekilde Infra Team'in uzaktan çalışma pratiklerine post et diyeceğim. Eğer red gelirse de aynı yere post et diyeceğim. Tamamdır. Şimdi bunu kaydediyorum. Burada güzel olan şey sağ tarafta bazı üç tane küçük şey görüyorsunuz. Buton görüyorsunuz. Yine bir kaydet butonum var. Bir yan tarafında eğer bir şeyleri yanlış yaptıysam bana hata veren bir alan var. Flow checker, yani akışımı kontrol eden bir alan olarak geçiyor burası. Burada uyarıları ve hataları görebileceğiniz bir alan var. Yanlış bir şey yapmış olsaydım şu an burada işte bu yanlış ya da bu zaten şurada bulunmuyor gibi bir uyarı alacaktım. Böyle bir şey almadım. Sıkıntı yok. Test diyerek, sağ taraftaki test diyerek iki tane seçenek olduğunu görüyorsunuz. Alt taraftaki şu an disabled durumda. Nedeni de şu anda ben ilk sefer test ettiğim için şu anda ben trigger edeceğim diyerek test edebilirim. Ya da aşağı tarafta daha önce bunun testini gerçekleştirdiysem belki bazı veriler girmişimdir vesaire. Bir önceki girdiğim verileri kullanarak tekrar testimi gerçekleştir diyebilirim. Şimdi burada şeye gideceğim, SharePoint'e gideceğim, o ilgili alana gideceğim ve bir doküman yükleyeceğim. Şu anda bu arada test dediğim için önüme test ekranı çıkıp çalıştıracak. Ben bir yandan da gidip SharePoint üzerine yeni bir doküman ekleyeceğim. Biraz yavaşlığım var. Şimdi en iyisi şu şekilde gideyim. Ekipler alanımdan gideceğim. Özellikle buradan gidiyorum bu arada ki şeyi de görelim diye. Hani Teams'den de yapabilirim bunu. Şu an Teams'deki bir site'ımı seçtim. Yani Teams'e yeni bir şey eklenirse de bunu yapabilirsiniz. Çünkü buralarda arka planda SharePoint alanlarını kullanıyor demiştik. Daha demin seçtiğim alan Infrastructure Beginner Video Trainings'di. Buraya şimdilik yeni bir Word dokümanı ekliyorum. Bu şekilde de ekleyebilirim. Aynı şekilde masa üstümden de getirebilirdim. Şimdilik yeni bir doküman ekledim. Ekledikten sonra şimdi bir flow'uma geri gideceğim. Burası
Ben emin olamadım şu an. Şöyle tekrar. Çalışıyor olmalı. Benim yazdığım flow'a göre uzaktan çalışma pratiklerinin içerisine böyle bir şey post etmiş olmalı. Gelmiş diyor ki yeni bir doküman eklendi. Adı test. Daha demin benim koyduğum gibi lütfen bunu inceleyip en yakın zamanda onaylayın diye geldi. Şu anda benim yazdığım gibi Hayhan'de olarak geldi. Bir yandan da bana bir mail gelmiş olmasını bekliyorum. En yukarıda test dokümanını görüntüleyin diye bir flow'dan mail geldi. Buradan onaylıyorum ya da reddediyorum. Örneğin onaylayıp altına onaylandı yazdım diyelim ki. Bunu sabit et diyorum, gönder diyorum. Şimdi bunun sonunda tekrar Teams'in içerisinde onaylanmış olmasıyla ilgili bir doküman, daha doğrusu bir post gelmesini bekliyorum. Evet, Hande Tarhan bu dokümanı onayladı. Comment yani şeyi de bununla ilgili yorumu da onaylandı diye yazıyor. Bu şekilde ilk örneğimiz. Süper. Yani burada sen masa üstündeki bir doküman da olabilir. İstersen bir taraftan onu da gösterelim nasıl olduğunu. Bir tane PDF dosyası falan açıp ya da Word içerisinden bir template'i oluşturup kaydedersen onu da sürükleyip bırakalım istersen. Yani buradaki senaryolarımızı derinleştirmek gerekirse düşünme biçimimizi daha açabilmek adına işte bir sözleşmeniz var. Bir sözleşme geldi imzalı nüshası. Onu sözleşme klasörüne attınız diyelim ki. Buradan böyle bir sözleşme geldi diye uyarı almaktan bahsediyoruz. Veya senin yine gösterdiğin biçimle uyumlu şekilde bir satış teklifi vardı. O satış teklifini oluşturduk, attık. İşte şu müşteri için satış teklifi oluşturuldu. Yöneticim onay verirse müşteriye gönderebilirim. Yani Teams hayatımızın ciddi bir parçası bu uzaktan çalışma sürecinde de sonuçta. Dolayısıyla bir doküman paylaşıldığı zaman otomatik onay sistemine dahil olsun. Tasarladığım onay mekanizmasından geçsin ve onay alırsa ben bir sonraki adımı yapabileyim. Hatta belki onu bile otomatize edeyim. Kendi otomatik gitsin o süreden sonra diyebildiğim bir şey gösterdim bize. Dolayısıyla yeni bir dokümanı upload ettiğin zaman da aynı biçimde davranıyor olmasını bekliyoruz normalde. Evet. Aynen Süper. geldi şimdi tekrar. Çok kısa bir zaman geçmesi gerekti. Şimdi uzaktan çalışma pratikleri adlı masa üstümdeki şuradaki Excel'e ekledim. Yine Teams'in içerisine ya da SharePoint içerisinde dediğim gibi ekleyebiliriz ve tekrar aynı sürece tabi tutuldu. Ben tekrar gidip baktığım zaman yeni test mailimi görmüş oluyorum. Bu sefer uzaktan çalışma pratiklerini lütfen kontrol edin dedi. Bunu da bu sefer reddedelim. Reddedilmiştir yazalım. Ve submit ettiğim zaman da şimdi aynı şekilde Teams'e reddedilmesiyle ilgili bir post çıktığını görebilirim. Süper. Aslında benim hemen aklıma şöyle bir soru geliyor. Aslında böyle bir kullanım senaryosu da olabilir diyeceğim. Diyelim ki herkes şirketinde bir takım satın alma süreçleri yürütüyor. İşte bazen pazarlama ekibi bir takım promosyon ürünleri alıyor olabilir. Yazılım ekibi yeni bir uygulama satın alıyor olabilir süreçlerinde kullanmak için. Veya buna benzer birçok şeyimiz olabilir. Böyle bir durum olduğu zaman şirketlerde standart bu süreçler onay mekanizmasına tabi. Yani ben mesela senin bu gönderdiğin örnekte bir tane fatura almış olsaydım veya tedarikçimden gelen teklifi alsaydım, bunu otomatik yükleseydim teklifler diye bir klasöre, yöneticimin onay verdiğini satın alma siparişi geçip alımını yapabilirdim. Değil mi? Hiçbir farklılık yok aslında bu anlattığım senaryoda. Evet. Tamam, süper. Burada ilginç olan taraflardan biri sen mailin içerisinden onay verdin aslında. Hiçbir portala girip vermene de gerek kalmadı. Bu çok önemli bir aksiyon diye düşünüyorum. Bunu mesela mutabakat maillerinde bile kullanabilir işte. Her şirket her ay muhasebe departmanları bir takım mutabakat süreçleri yürütüyor çalıştıkları firmalarla beraber. Yani mailden onay alabilir olmak, o mail ekranını açarsan tekrar bir inceleyelim istersen beraber. Oldukça güzel yani bunu şey hayal etmek çok da zor değil. Başka bir proses için bir onay mailine dönüştürmek çok da zor değil. Dolayısıyla sana bir mail geliyor. İçerisinde istediğin şekilde özelleştirebiliyorsun bu mesaj alanını. Farklı içerikler yazıp onaylayayım mı, reddedeyim mi direkt mailimden bakıp onayladım. Ve bir daha hiçbir portala bakmam gerekmedi. Hayatıma devam ediyorum diyebiliyorum burada. Bence oldukça çok da kullanım senaryosunu beraberinde getiriyor. Buraları özelleştirebiliyoruz değil mi? Biraz önce bahsettin ama yanlış düşünmüyorum.
Evet, kesinlikle. Tamam, müthiş. Peki, şimdi anlattığımız senaryo biraz belki ilk adımda kompleks gelebilir. Bir sonraki senaryoya geçmeden önce, yani burada bir sürü şey ekledin bir anda. Hani insanlar doğrudan beğendikleri bir örneği seçip aynı ekranı görecekler ama istersen boş bir ekran açalım. Boş bir ekran nasıl geliyor karşımıza? Create from blank, yani bir boş ekranda nasıl tasarlanıyor? Bu süreci kendiniz baştan orada beğendiğiniz bir şey bulamadınız. Nasıl tasarlamanız lazımdıyla ufak bir örnek yapalım isterseniz. Forms'u seçelim mesela. Diyeceğim ki yani benim merak ettiğim şu. Bir tane form tasarladım. Bunu göstermiştin zaten sen bize. Bu forma bir cevap geldiği zaman ben bunu diyelim ki bir sosyal mecrada Twitter'da yayınlamak istiyorum. Mesela hani saçma gelebilir başka bir Excel'e kaydetmek istiyorum. Forms'u Excel'e çıktı alabildiğimizden de bahsettik ama mesela Forms'u ekledin. Senden neler istiyor? Boş bir ekran açıldı şu anda bize. Bir tane senin form seçmeni istedi yanlış görmüyorsam. Evet, bir form Önce istedi. Oradan aşağıdaki daha önce mevcut formlarımı aşağı tarafta görebilirim. Tabii bende çok örnekler de var, o yüzden şey biraz fazla kalabalık ama bir tane form seçtim, evet. tamam. Bu senin için aslında tetikleyicin olan şey yani. Bir şey yapacağım ben bundan bir şey gelirse dediğin kısım değil mi? Evet. Tamam. Sonra altındaki artı butonuyla aşağı yeni bir şey ekledin. Bu böyle ardı ardına eklenebilen bir şey herhalde biraz önceki örnekte de gördüğümüz şekilde. Evet, ardı ardına eklenebiliyor ya da hani condition dediğimiz alanlar da ekleyebiliyorsunuz. Yani işte örneğin işte böyle olursa sağa git, böyle olursa sola git gibi. Yani buna onay verilirse daha deminki örnekte bu tarafa git, onay verilmezse bunu yap gibi iki ayrı paralel branching dediğimiz özellik de ekleyebiliyorsunuz. Süper. Yani mesela condition'da şunu diyebiliyorum diye anlıyorum. Bu bir zamana bağlı da olabiliyor galiba. Her gün yap gibisinden. Ya Evet. da forms'ta mesela ben biraz önce örnek diye bahsederken hani farazi örneklendirirken bu formun sonucu da işte 5'ten düşükse diyelim ki bir oryantasyon süreci bir eğitim veriyoruz yine çalışanlara. Diyoruz ki İngilizce sınavı koyduk bir tane buraya. İngilizce sınavında işte advanced olabilmesi yani ileri seviye İngilizce konuşabilmesi insanların benim için önemli ve geçiş puanım 70. Yani 100 puanlık bir testte. 70 olursa iyi condition kısmında mı koyuyorum kuralı? Evet. Tamam yani eşittir 70 yani aslında Excel'de de yaptığımız gibi bir şey bu. Evet. Tamam. Bir Kon sonraki dinliyorum seni. ya, condition kısmında bir value da girebilirim. Hani işte body şuysa, yani direkt buna eşitse ya da işte eşitse ya da değilse gibi ikiye ayırabileceğim, işte böyleyse sola git, böyleyse sağa git dediğim alan, dediğiniz gibi condition alanı. Süper. Bir sonrasında dedik ki biz Twitter'a post edelim ama yine ilgini çeken herhangi bir şey yapabiliriz oradan. Yani bana mail atsın mesela. Yani bu istediğim bir şey olabilir. Yani düşükse mail atsın, notification versin. İstersen mail daha şu an anlamlı gözüküyor senaryomuzda. Bir tane Outlook konnektörü seçebiliyorum veya kendi içerisinden mail konnektörleri var gibi duruyor. Evet. Şu aşağı tarafta e-mail'i flag'le ya da işte forward'la, yani bayrakla ya da ilet ya da işte calendar'ı al ya da kontak çek vesaire gibi bir sürü alanımız bu aşağı tarafta var. Bu kısım da çok güzel. Yani sen bir şey seçtiğin zaman onunla neler yapabileceğini otomatik sana getiriyor aslında ekran öyle mi? Kesinlikle. Tamam. Bir mail attırmak istiyorum mesela. Şey de çok ilginçmiş. Bir maili işaretle falan demek ama bir tane mail göndereceğiz. Ha, klasik bir mail ekranı gibi aslında. Kime nasıl göndereceğine dair bilgiler çıkmış oluyor burada. Evet, subject'i seçebiliyorum. Örneğin lütfen notları değerlendirin diyeceğim şimdilik. Bir body yazabiliyorsunuz. İşte şimdilik merhabalar. Bilginize gibi bir alan olabilir burası. Tabii yukarıda condition'da hani işte
seçeceğiz ve şey diyeceğiz, hani şundan düşükse ya da buna eşitse gibi bir alanda seçmemiz gerekecektir. İşte eğer yes'se bunu yap, hayırsa bunu yap gibi ekleyebiliriz. Süper. Aslında bir mail template hazırladın sen buraya ve otomatikman ben şirkete girdim veya bir üçüncü ayımı doldurdum. Bir performans değerlendirmesi yapılacak mesela. Onun için notlarımı verdim veya bahsettiğimiz senaryo gibi bir İngilizce testi sorularını buraya koydum. Düşükse otomatik bilgilendirme aldım. Orada bir adım tasarladıysam, bunun sonrasında senin tasarlayabileceğini gösterdiğin gibi, işte sonrasında bu adımı yap. Şuraya böyle bir uyarı gönder. Teams'ten yayınla. Ekibimize hoş geldin maili gönder. Yine örneğini şuna da çevirebiliriz aynı metodu hiç değiştirmeden. Bir tane işe alım süreci için kişinin özlük bilgilerini aldığım bir formum vardı. İşe yeni başlayacak birine. Onu doldurdu kişi kendi bilgileriyle beraber. İşte biliyorsunuz TC kimliğinden birçok doğum tarihine kadar bilgileri alıyoruz özlük evrakları için. Bunu otomatikman işte ilgili birimde insan kaynaklarında birinin önüne mail olarak düşürmek ve sonraki işe alım prosedürünü yürütmek mümkün gibi gözüküyor. Kesinlikle. Güzel, bayağı da kolaymış Hande. Yani artı butonlarına basarak içlerinde her zaman söylediğimiz gibi ufak bir şekilde kurcalayarak aslında ekranları istediğimiz gibi bir form yapabiliyoruz. Senin de gösterdiğin gibi flow checker dediğin yerden, yani sen bunun bir çalışıyor mu diye kontrol et diyorsun sisteme aslında. O da kontrolünü yapıyor ve sistem bu şekilde devam edebiliyor. Yani oldukça kolay olduğunu görüyoruz burada. Peki, çok teşekkürler. Sanırım hani benim burada kafamdaki asıl soruyu giderdin. O kadar da biraz önce gösterdiğin kompleks formu tasarlamak zor değil gibi hissediyorum. O yüzden bir sonraki senaryona geçebiliriz sanki. Planner'da bir görev oluşturmaktan bahsettik başta. Burada nasıl bir şey anlatacaksın bize? Bu daha basit ve hani ekranları da şu anda daha basit olacak bir uygulamamız olacak. Bir planner'da yeni bir task açıldığı zaman, yeni bir görev açıldığı zaman Teams'e git, bir mesaj posta diyeceğim. İşte örneğin işte yaratılma zamanı bu, bitiş zamanında bu, bilginize yeni bir görev açılmıştır gibi bir form, daha doğrusu bir mesaj postlanmasını isteyeceğim. Şöyle yukarıya planner yazayım, planner ile ilgili olanlar gelsin. Şu en sol yukarıdaki yeni bir task yaratıldığı zaman Teams'e bir post gönderi tıklıyorum. Connection'lar kuruldu. Devam et diyorum. Zaten çok aşamalı olmayan kısa bir ekran. Hangi planner ve Teams'in hangi kanalı? Bana tek sorduğu şey bu. Aslında şu anda planner'da gidip infrastructure görevler, mesela benim açtığım, oradan orada yeni bir görev oluşturulduğu zaman hangi ekip diye soruyor. Departmanımın daha deminki gibi uzaktan çalışma pratikleri kanalına bir post çık diyorum. Neleri çıksın dediği zaman da şu anda işte yeni task name, işte deadline dediğimiz son bitiş tarihi ve created by, yani kim tarafından yaratıldığı gibi bilgiler çıkabiliyorsunuz. Ya da şöyle tıkladığınız zaman daha şey yapılabilecek, eklenecek birçok şey var. Yani örneğin işte task'ın ID'si olabilir ya da kime atandığının ID bilgisi olabilir gibi gibi birçok şey ekleyebiliyorsunuz buralara baktığınız zaman. Şöyle yandan da şeyi göstermek de istiyorum. Pardon. Şöyle başka bir şey eklemek istiyorsanız da tek yapmanız gereken aslında tıklayıp yanına eklemek. Şöyle tıkladığım zaman da aralarında hani boşluklar vesaire bırakırsanız ya da hani alt alta yazılmasını isterseniz tabii daha iyi oluyor. Şimdilik bunu tekrar sileceğim. Sanırım şunu değiştirdim yanlışlıkla. Due date diye yaratalım. Due date time diye geçiyor. Böyle bir şeyi test edebiliriz örneğin. Tamam diyorum, kaydedeceğim. Buradan yine test etmemiz mümkün ya da flow checker'dan bir sıkıntı var mı diye görmemiz mümkün. Ben şimdi gideceğim Teams içerisinde. Şuradan görevler alanıma ve yeni bir görev atayacağım. Örneğin hatta şey yapalım, şöyle proje kapanışı diyelim. Buna
Yarına atadım ve şimdi kendim atayacağım. Ekle diyorum. Ve daha sonra uzaktan çalışma pratikleri içerisine gideceğim. Biraz sonra gelecektir tabii ki. Geldiği zaman da buranın içerisinde görüntülenecek. Burada o mesajı düzeltmek mümkün. Örneğin daha öncekilerden bir tane göstereyim. Şöyle yeni görev, hani lütfen kontrol ediniz vesaire gibi alanlar da biraz mümkün. Yani burayı daha özelleştirebiliyoruz. Ben şimdi biraz daha hızlı olsun diye şey yaptım. Yani daha basic bir mesaj gönderdim. Ama burayı daha düzgün bir şekilde toparlamak da mümkün dediğim gibi. Şu şekilde. Burada sadece bu mesaj alanını düzenlemenize bakıyor. Burada neler yazdığınıza bakıyor. Burada düzenlediğiniz zaman daha istediğiniz şekilde daha süslü ya da daha açıklayıcı daha doğrusu diyeyim bir metin elde edebiliyorsunuz. Tek yaptığım şey gidip görevlerde yeni bir görev atamak. Daha sonra uzaktan çalışma pratikleri için de yeni bir task geldi. Adı proje kapanışı. Biraz önce atadığım ve deadline'ı da budur gibi bir şey çekti, bir veri çekti. Bunu tek yaptığım şey planlara yeni bir görev eklemek diyebilirim. Süper. Yani Planner'ın ne kadar günlük kullanımda faydalı olabileceğinden bahsetmiştik. Uzaktan çalışmada önemli konulardan bir tanesi ekipler arasındaki görev yönetimi. Şimdi sen otomatikman Teams'e yani sürekli olduğumuzu bildiğimiz Teams alanından bu notification'ı verebiliyorsun. Hani Planner'ı anlatırken şeyden bahsetmiştin işte bir mail göndermesi gibi şeyleri Planner'ın kendi içinden dizayn edebiliyorduk ama Teams'e git de bu kanalda böyle bir uyarı ver demek mümkün değildi. Bunu yapmış olman da yine biraz önceki örneğindeki bir onay mekanizmasına tabi tutmak ve benzeri şeyler de yapabilmek mümkün. Veya senin orada conditionlarda bahsettiğinde benim hemen aklıma şeyler geliyor işte. Bu görev kapandığı zaman, böyle olduğu zaman gibi şeyler de geliyor. Otomatikman birçok şeyi yapar hale geliyoruz. Bu da çok güzel ve biraz önce kendimiz sıfırdan oluşturduğumuz formdaki gibi basit bir form oluşturmuş oldum. İnsanın aklına gerçekten binlerce farklı senaryo geliyordur. Eminim şu an izleyicilerimiz de bu oluyor mudur diyordur. Eğer böyle düşündüğünüz şeyler varsa lütfen soru cevap bölümünden bizlerle paylaşın. Cevaplayabildiğimiz kadarını cevaplamaya çalışalım bölümün sonunda. Yine aklınıza deneyimlerinin sonucunda bu panellere gidip kurcaladıktan sonra ya böyle bir şey düşündüm olacak gibi ama yapamadım dediğiniz senaryolar varsa bir telefon uzağınızdayız. Bize ulaşırsanız ya da mail atarsanız hızlıca bu konularda size yardımcı olmak da isteriz. Çünkü ciddi anlamda pratik kazandıran bir konu. Yine bir sonraki senaryoya geçmeden önce söylenmesi gereken son bir noktayı da hani aydınlatmış olalım. Bu konu şunun için, bizim rutin görevlerimiz var aslında iş hayatında. Herkes benzeri durumlar yaşıyor. Ve asıl olan o görevleri sürekli aynı şekilde yerine getirmek değil. Yani bir mutabakat sürecinden bahsettik veya bir satın alma sürecinden bahsettik. Birine elinizle bir formu götürmek veya sürekli birinden onay bekler halde bir mail atıyor olmak sizin günlük hayatta verimliliğinizi azaltan uygulamalar. Bir de bu süreç sonrasında ofise döndüğümüz zaman gerçekten kağıtsız ofisler isteyeceğiz. Çünkü o kağıtların üzerindeki virüslerin yayılımı gibi şeyler hep kafamızda bir soru işareti olarak yansıyacak. Yani biz fotoğrafını çektiğimiz bir şeyin otomatikman şirket içerisinde onay mekanizmasını tamamlayıp arşive ulaşacak kadar süreci tamamlıyor olması çok kritik. O yüzden bu konuları anlatıyoruz bir anlamda da. Tek amacımız uzaktan verimli çalışabilmeniz veya ofise döndüğünüz zaman size pratik bir uygulama sunan süreçleri anlatıyor olmak. Diyerek bir sonraki senaryoya doğru geçiyoruz Hande. Bize bu kısımda e-postaların içerisindeki eklentileri yani ataçları nasıl kaydedeceğimizden bahsedeceksin sanırım. Kafanda nasıl bir şey var? Yapacağım tek şey aslında hatta en başta da çıktı şimdi. Yeni bir mail geldiği zaman attachment'ların OneDrive'ımdaki bir dosyaya gelmesi olacak. Şöyle açıp göstereyim bir yandan da. Bu da basit senaryolarımızdan bir tanesi. Hani senaryo anlamında basit olabilir ama birçok işimize yarayabilecek alanı da var tabii ki. Şöyle başlat dediğim zaman connection'lardan sonra connection'ımı şöyle bir düzelteyim.
Şimdi yan tarafta şurada edit dediğimiz alanla, bu arada hani söylemedim orayı ama tıkladıktan sonra connection toparlandıktan sonra şurada edit dediğimiz bir alanla ilerliyoruz burada. Hani detaylarını da görebilirsiniz. Daha öncesinde oluşturduysanız geçmiş 28 güne dair raporlarını da görebilirsiniz. Test yaptıysanız vesaire. Hangileri başarılı olmuş, hangileri başarısız olmuş onları bu 28 günlük run history'nin altında görebiliyor olacağız. Şimdi edit deyip giriyorum içerisine. Yeni bir mail geldiğinde diyor. Burada şu Advanced Options dediğim alanı şöyle genişletmek de istiyorum bir yandan da. Yani gelen kutuma yeni gelen ve attachment'lı olan olarak işaretlenmiş buranın içerisinde. Tabii ki bunlar değiştirilebilir. İşte to, cc bilgileri belirtilebilir. Yani şu kişiden gelen sadece gibi de yapabilirsiniz. Hani her gelen maildeki attachment'larımı al gibi değil ama daha spesifik şeyler de konulabilir. Importance dediğimiz önem derecesi de belirtilmiş olabilir ya da sadece yüksek önemdekileri gönder gibi bir şey de attachment'ları kaydet de yapabiliriz. Şimdi trigger'ımız yukarıda, bu tetiklendiği zaman bu attachment'ı, yani yukarıdan çıkan maildeki attachment'ı al diyor. Aşağı tarafta OneDrive'ımda bir dosyaya kaydet diyor. OneDrive'ımda nereye kaydedeceğini, yani yolunu, path'ini şuradan gösteriyorum yan tarafından. OneDrive for Business'a geldim. Şöyle yapacağım tekrar. Şimdi ben şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Benim mesela masaüstüm de bu arada OneDrive'a senkronize. Biz bunu daha öncesinde konuşmuştuk önceki eğitimlerde. Güzel olan taraflardan bir tanesi bu. Masaüstünüze kaydedilmesini istiyorsanız bile OneDrive'da tuttuğunuz için otosave'le ilerliyorsanız masaüstünüzü seçebilirsiniz örneğin. Direkt masaüstüme de kaydedebilir. Ben onun içerisindeki farklı bir folder'a da kaydettirebilirim. Burada söylediği şey de bu attachment'ın adıyla kaydolsun. İçerisindeki content de bu attachment'ın içeriği olsun anlamına geliyor. Aslında burada bitirebiliriz ama template'te şöyle bir sağlama yapmışlar. Eğer bir hata dönmediyse, orada bir attachment varsa, yani condition şu anda true ise, attachment ayarlamada bir sıkıntımız yoksa, şu yan üzerine bakabilirsiniz. Birazcık ayrıntılı bir şey var. Küçük bir parçacık geliyor. Create file'da bir sıkıntı yoksa ise, eğer belki büyük olabilir dosyalarınız. 30 saniye daha bekle ve tekrar dene OneDrive'a kaydetmeyi diye. Yukarıdaki özür dilerim, yukarıdaki flow parçacığının tekrarını görüyoruz burada. 30 saniye bekle ve tekrar dene gibi. Eğer bir sıkıntı varsa bunu kaydetmeyerek, yani hiçbir şey yapmadan ilerliyoruz. Şu anda tek yaptığım şey böyle bir an gelip masaüstümü kaydetme seçeneğiyle ilerlemem. Hiçbir şeye dokunmadım. Sadece bir attachment mail geldiği zaman masaüstüme attachment'ları kaydet dedim. Tamamdır. Şimdi bunu kaydedeceğim. Sonra kendime bir mail göndereceğim. Yeni bir mail diyorum. Ne yapalım? Uzaktan çalışma diyeceğim bunu da. Bir attachment ekleyeyim. Şunlar zaten masa üstümde olduğu için. Şöyle Team Solar diye bir Word dokümanım var. Onu ekliyorum. Gönderdim. Information Protection'dan uyarımı yedim. Şimdi bir sonra dokümanın buranın içerisine geldiğini göreceğim. Masaüstüme kaydettiğim için. Masaüstüme geldiğini göreceğim. Önce bakalım mailimiz gelmiş mi? Gelmiş. Şu anda bir scan olayı içerisinde taranıyor. Şimdi biraz sonra kendisi de gelecek ve geldi Team Store'ları diye. Şimdi masaüstüme kaydolmuş olmasını bekliyorum bir yandan da. Biraz sonra daha doğrusu kaydolmuş olmasını bekliyorum. Evet, geldi. Team Store'ları alanım, dosyam, Word dokümanımın buraya geldiğini görebilirim. Tabii şimdi bir yandan farklı attach'lerin de geldiğini görüyorum. Burada belki hani ekstra olarak hani Word'se, Excel'se gibi hani uzantılarına bak diyerek ilerlemek de daha doğru olabilir. Bir yandan hani bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi isteyenler için de daha gelişmiş bir şekilde de anlatabiliriz. Daha detaylı anlatabiliriz bunları eğitimlerimizde. Hande, sen şimdi bir mail geldiği zaman hiçbir şey yapmadan, yani mouse'u dokunmadan, klavyene dokunmadan
Bilgisayarın masa üstüne bu attachment'ı kaydettim. Bunu bir dosyanın içerisine de atabiliyordun. Değil Tabii. mi? Yani arada bizim kaçırdığımız bir şey yok burada. Evet. Sadece ben yolunu belirtiyordum. Ben şu anda masaüstü OneDrive'ımla senkronize olduğu için masaüstü dedim ama OneDrive'daki herhangi bir dosyayı da söyleyebilirdim. Yani ben oraya bir şey açıp attachments diye bir alan açıp ya da işte şu kişiden gelen dosyalar gibi açıp OneDrive'ımdaki herhangi bir pad'de, herhangi bir yolda belirtebilirdim. Süper. Ya bu oldukça faydalı bir şey. Biraz önce bahsettiğimiz gibi yani bir sözleşmeyi mesela diyelim ki ortak bir grubumuz var. Hukuk@pika.org diye. Müşteri sözleşmeleri otomatik buraya geliyor diyelim. Bu hani kullanıcı açıp yapmak herkesin zaten bildiği, yapabildiği konular. Veya bir pazarlama@pika.org. Yani bir sürü şirket buna benzer hesaplara sahip. Bu şekilde dosyasını otomatik masaüstüne kadar kaydedebiliyorsun. Bunu işte Teams'in içerisindeki herhangi bir alana da kaydetmen mümkün gözüküyor. Dolayısıyla bayağı bir pratiklik kazanıyor. Hiç elimi kolumu sallamadan oraya otomatik belki izlemediğimde bir mailbox, yani o posta kutusuna hiç bakmıyorum. Otomatik oraya gelen tüm içerikler buraya düşsün diyorum. Bu şekilde yürütülüyor. Mesela sen bunu deyince yine benim kafama şöyle bir senaryo geliyor. Yapılabildiğini düşünüyorum ama senden teyit etmek de isterim. Bir tane form yaptım biraz önceki gibi ve forma dedim ki işte kişisel verilerin korunması çok gündemde ve herkesin yapması gereken şeyler var burada. Burası çok net. İşte bir kişi pazarlama maillerini gönderirken bize diyor ki çıkmak isteyeceğim, bunun için talepte bulunun veya ben kişisel verilerimin sizden kaldırılmasını istiyorum diye her şirketin talepleri toplaması gereken bir sisteme ihtiyacı var. Mesela senin bir formunu yapıp bu formun linkini web siteme koysam, buraya da otomatik bildirim geldiği zaman onunla ilgili işte kuralların işte ilgili departmana mail atılması gibi kurallar yazsam, desem ki marketinge işte bu veri sistemde varsa sisteminizden kaldırın veya şirket veri tabanı eğer konsolde bütünleşmiş bir biçimde ise onu yöneten kişiye otomatik mail atıp bu kişiyle ilgili tüm verileri sistemden kaldırın diye otomatik bir kural yazabilirim. Bunun sonucunda da süreç tamamlandı diye bir çıktı alıyoruzdur muhtemelen o sistemlerden. Silindi diye bir kayıt altında tutabilmek için o evrakları. Maille geri döndüğü zaman bu evrak otomatik bir doküman klasörüne kaydettim. Bu şekilde de geriye dönük bir denetim olduğu zaman silinen bir veri ne zaman silindi diye bize sorduğu zaman hem veri tabanında bir kaydımız var hem bununla ilgili dijital imzalanmış bir e-postamız var. Yani her şey elimizin altında ve bu böyle hiç dolambaçlı işte dışarıdan uzun süreli desteklere ihtiyacımız olduğu bir şey değil. İstediğimiz zaman içeriğini güncelleyebildiğimiz, senin şu anda karşımızda yaptığın biçimde kolay yapılan bir sistem oluşturmuş olduk. Yani ben şu an hayal etmekte zorlanıyorum çünkü bunu yapmak için ortalama bir ay zaman harcaman lazım falan diyor genelde yazılım şirketleri biliyorsun. Teyit etmek adına bu mümkün değil mi anlattığım hikaye? Çok da mükemmel bir senaryo oldu şu anda. Tabii ki mümkün. Tamam, süper. Belki bir sonraki bölümlerde yine buna benzer senaryolarla devam ederiz ama şu an senin planını hiç bozmayayım. Anlatmak istediğin diğer senaryo, bize göstereceğin diğer senaryoya doğru yol alalım. Şimdi bu pandemi sürecinde aslında hepimiz bir şekilde fiziksel olarak evlerden çalışıyoruz ve sahada çok fazla aksiyon alamıyoruz ama ofislere tekrar döndüğümüzde ve iş hayatı tekrar akışına kavuştuğu zaman satış ekipleri, denetim ekipleri ciddi anlamda hem sağlık açısından riskli bir sürece girecekler hem de bu sürecin kontrol etmesi gerekecek. Yani evet arabalarımızda takip cihazlarımız falan olduğu durumlar var ama bu bile bence ekstrem bir senaryo. Herkes de yok en nihayetinde böyle şeyler. Ve olduğumuz tam lokasyon değil aracın olduğu lokasyonu takip ediyor aslında bu tip şeyler. Şimdi senin anlatacağın diğer senaryo biraz bununla kesişiyor. Şöyle ki ben hikayeyi şöyle çizsem sanırım senin anlattığın hikayeyle örtüşecek. Diyelim ki ben bir denetimciyim ve işte AVM'ler açılacak biliyorsunuz. Bir mağazanın denetimine gideceğim. O mağazayı denetlerken belirli proseslerim var ama ben buradaydım
demek istiyorum. Çünkü şu önemli benim için. Eğer bir bulaş vakası olursa Allah görürsün, onun nerede olduğunu, yaşandığını tespit etmek çok da kolay değil. Şu anda herkesin hafızasına yönelik bir yere tıkanmış durumda. Yani ben buradaydım diye senin hatırlaman gerekiyor ama senin sırada yapacağın uygulamayla beraber sen bunu bir buton aracılığıyla yapabilirim diyorsun. Ne yapacaksın? Biraz bize bunu anlatır mısın? Ben bugün bu daha demin de söylediğimiz gibi buton aracılığıyla, bu tabii web üzerinden hani run diyerek çalıştırmak da mümkün ama bu hani bu tasarladığımız senaryoda mobil üzerinden bir butonla ilerlemek daha güzel oluyor. Flow'un bunun için mobil uygulamasını indirmemiz lazım. Bir yandan da şu telefon uygulamasında da mobil uygulamasını da göstereyim. Aşağı tarafta düğmeler diye bir butonumuz var. Ve daha önce denemiş olduğumuz bazı, daha önce yaratmış olduğumuz bazı butonla başlayan, yani manuel başlattığımız, manuel tetiklediğimiz bazı flow'lar buranın içerisinde var. Şimdi biraz sonra yapacağımız yeni iş akışının da buranın içerisinde bir buton olarak gelmesini planlıyoruz. Örneğin şimdi yapacağımız da benim lokasyonumu git SharePoint'te bir listenin içine yaz diyeceğim ben biraz sonra. Bunu bir proje kapanışı gibi tasarladık şu anda. Örneğin işte ben bir şeye gittiğim zaman, bir proje kapanışına gittiğim zaman bazı bilgileri gireceğim. Daha doğrusu bir butona basacağım. Daha ne yaptığımı yazacağım. Daha sonra ben tek bir satır bir şey girmişken önüme çok güzel bir proje dokümanı, proje kapanış listesi geldiğini göreceğim önüme. Şimdi bunu bir buton aracılığıyla yapmaya başlayacağım. Sonra mobil üzerinden devam edeceğim ki mobilde nasıl trigger edildiğini, nasıl tetiklenildiğini görelim. Şimdi şuradan geldim. Bu sefer lokasyonumu bul diyeceğim. Şimdi connection kuruldu. İlerliyorum bir yandan da. Bu sefer manuel bir tetikleme yapacağım. Yani ben başlat dediğim zaman tetiklenme başlayacak. Onun öncesinde benim hani bir zaman geçmesi ya da bir ekstra bir aktivite yapmam gerekmiyor. Yani gidip işte şuraya bunu eklersem çalışsın demeyeceğim. Ben başlatıyorum diyeceğim. Daha demin ki düğmeye basmak gibi, oradaki butonlara basmak gibi. Şimdi aktivite alanına ben şöyle bir proje adı demeyi planlıyorum. Buraya farklı farklı inputlar da girebilirsiniz bu arada. Yani daha fazlasını eklemek de mümkün. Proje adı gibi farklı farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Şuradaki yazıyı da özelleştirebilirim. Diyeceğim ki proje ismini giriniz diyeceğim. Sonra bu tetiklendiği zaman aşağı tarafta SharePoint'e istediğim bir listenin içerisine bu bilgileri yazdıracağım. Hangi bilgileri yazdıracağımı da söyleyeyim. Yine infranın altından proje kapanışını seçeceğim. Şey, advanced options'ı da açabilirsiniz bu arada. Şimdi bayağı bir alan geldi buranın içerisine. İşte time içerisinde timestamp kendisi geldi bir yandan. Hani ne zaman olduğunu da söylemek istedi. E-mail içerisine tıkladığım zaman kim ise, yani kim dolduruyorsa, bunu kim trigger ediyorsa onun mail adresini getirmesini istiyorum. Şöyle aşağı doğru indiğimde user email adlı şeyi tıklayabilirim. İki kere ekledim. Burada title dediğimde bu projenin, daha doğrusu listeye, SharePoint listesine eklediğimdeki ismi olacak. O yüzden şöyle de söyleyebilirim. Ben buradaki şeyi kaldırıp benim ismim olsun, yanında da projenin yukarıda seçtiğim adı olsun diyebilirim. Örneğin yine username'i seçeceğim bunun içerisinde de. Adım tire yukarıda projenin adı olarak girdiğim bilgiyi getir yanına. Başlığı bu olsun diyebilirim. Örneğin Hande Tarhan işte şey gibi, işte Teams eğitimi olabilir, 365 migration olabilir gibi. Onu da ekleyeceğim bir yandan. Şöyle proje adı diye geldi. Yukarıda girdiğimi aşağıya aldım bir yandan. Hande Tarhan ve girdiğim proje adı, e-mail adresimi buraya aldı. Completion date'i vesaire de ayarlayabilirim bir yandan. Bu arada hani date ile ayarlayabilirim, timestamp ile ayarlayabilirim gibi, işte firma adını vesaire vesaire girebiliriz. Tabi proje adına yine gidip yukarıdan proje adının içeriğini çek diyebilirim örneğin. Şimdi bu niye bu kadar fazla şey getirdi derseniz, benim SharePoint listinde doldurulabilecek birçok alanım var çünkü orada. Orayı ne kadar kısa tutarsanız burayı da o kadar kısa tutabiliyorsunuz bir yandan. Örneğin orada timestamp alanım yokmuş, bunu şey diye orada bulunmadığı için bunu kaldırmamı istedi. Location bilgisinde full adres
işte location bilgisi yok, full adres bilgisini de buraya koyamazsın dedi. Örneğin firma adı yerine ben şeyimi koyacağım. Enlem boylem bilgimi koyayım diyebilirim ya da adres bilgimi koyayım diyebilirim. Şöyle aşağı doğru indiğimde şuradan görebiliriz enlem boylam ikilisini. Bunları koyabilirim ya da işte posta kodu vesaire gibi bir alanda girebilirdim. Şimdilik bu kadar yeter. Daha fazla doldurup kafa karıştırmayayım diye burada bırakıyorum şu anda. Proje adı, ilgili kişi, e-mail adresi, zamanı, enlem boylam ve proje adını tekrar getirerek aşağıya iniyorum. Bir yandan da mobilde de bir bildirim gelmesini planlıyorum eğer bu olursa. Şimdi bunu kaydedeceğim. Kaydettikten sonra bunu web üzerinden de nasıl yaptığımızı göstereyim. Test ettiğiniz zaman. Şimdi ilk kez ben yaptığım için ben trigger edeceğim, ben tetikleyeceğim diyorum. Kaydet ve test et diyor. Connection'larımı kurdum. Tabii şu anda burada location'ı enable etmediğim için buradan gösteremedim. Mobilden devam edeyim şuranın içerisinden. Şöyle diyeceğim. Anne, bu mobilden app'e ilk giriş anından başlayabilir miyiz? Orayı kaçırdık. Nasıl gözüküyor simgesi? Tıkladığın zaman nasıl açılıyor? Herhalde Android ve iOS Store'un ikisinde de var değil mi App Store'da? Tabii ikisinde de var. Şöyle masaüstü dediğim alana gideyim. Normal şu anda Android bir uygulamadayım. Android bir mobil cihazdayım. Aşağı tarafta Flow'un uygulamasını indirdim. Bastığım zaman aşağı tarafta bildirimlerimi aldığım, biraz sonra da bildirim almayı planladığım, başarılı oldu, başarılı olmadı alanım, etkinlik yani bildirim alanım var. Yan tarafta göz at dediğimiz alanda, diğerinin home sekmesi gibi olan alan aslında. Buradaki template'leri görebiliyorsunuz, yukarıdan hizmetlerinizi görebiliyorsunuz gibi. İşte bir onay mekanizması, verileri toplama gibi alanlar aslında. Oradaki template'lerle, şablonlarla gördüğümüzde birebir aynı. Bu göz at içerisinde onlar bulunuyor. Düğmeler dediğimiz alan şimdi geldi biraz önce. Daha önce oluşturduğum düğme yani kendi manuel tetiklediğim tüm uygulamaları buranın içerisinde görebileceğim. Yani ben bir düğmeye tıklayacağım ve sonra tüm flow'un çalışmasını bekleyeceğim bir yandan. Bir yan taraftaki akışlarsa benim şu ana kadar oluşturduğum flow'lar. Aynısını web üzerinden de görebilirim bu arada. Şöyle akışlarım diye de görebilirim. İngilizce kullanıyorsanız my flows olarak da görebilirsiniz diyeyim. Şu taraftan göstereyim oradan çıkmamak adına şimdilik. Daha önce oluşturduğum hani disable ettiğim olabilir, şu an aktif olan olabilir. Tüm akışlarımı da bir yandan bunun içerisinden görebiliyorum. Yine aynı şekilde webden ve bir yandan da mobilde de aynı alanda var. Şimdi düğmeler alanına geliyorum. Manuel bir şekilde tetikleyeceğim. Yukarıdakine bastım. Proje adını sordu sadece. Daha demin benim tek bir alan sormam gibi. Şimdi Teams adaptasyon diye. Şu anda tetikleme işlemim başladı. Biraz sonra SharePoint'e gidip baktığım zaman benim belirttiğim listenin içerisine belirttiğim bilgilerin gelmiş olmasını bekliyorum. Yukarıda da geldi belki fark etmişsinizdir. Lokasyon ve etkinlikler başarılı bir şekilde tamamlandı diye yine etkinlik içerisinden de buradan görebiliyorum. Şimdi olmuş ve başarıyla gerçekleşmiş. SharePoint'le ilgili alana gideceğim şimdi. Şunun içerisinde de var. Şöyle bir yenileyeceğim. Şöyle aşağı geldiğim zaman Teams adaptasyonu diye açmıştım fark ettiyseniz. Title dediğimiz başlığına şöyle Hande Tarhan Teams adaptasyonu diye getirdi. Çünkü ismim ve projenin adı olarak getirmiştim. Şuradan başlığını da görebilirsiniz ayrıntılı olarak. İşte e-mail adresime beni koy demiştim. Bitiş zamanına ona göre bir date koy demiştim. Firma adına şimdilik bir enlem boylam bilgisi getirtmiştik. O yüzden buranın içerisinde enlem boylam olarak geldi. Ama tabii ki firma adı olarak ekstra alanlar ekleyebiliriz. Proje adında daha demin sadece tek bir satırla Teams adaptasyonu girdiğim yer listenin içerisinde de bulunuyor bir yandan. Daha demin de Flow'un içerisinde bir sürü alan var demiştik şu anda boş görünen. Onların hepsi bu listede benim zaten daha önce istediğim bilgilerle ilgili. Ben listeyi bu kadar detaylı yapmazsam bu kadar fazla bilgi de gelmez. Yine buraları da farklı şekillerde doldurabilirim.
Süper. Yani senin bu senaryonda müşteriye gittin ve bir butona basarak aslında sahadaki çalışanın aracılığıyla onun lokasyon bilgisini toplamış oldun. Bu kullanıcı tarafından oldukça basit. Yani bir butona basıyorum ve gittiğim her toplantıda ya da her mekanda o butona basabilirim sonuçta. Cep telefonum sürekli yanında olduğundan eminim zaten. Aslında hemen aklıma yine sen bunları anlatınca şöyle bir şey geliyor. Şimdi sen başta dedin ki sadece SharePoint vesaire yok. Yani Microsoft dünyası dışında da bir dünyaya bağlanabiliyorum. Ve Salesforce var dedim mesela veya işte SAP ile ilgili bazı şeyler olabilir. Senin oradaki konektörlerine göre aslında işte veri tabanım Oracle olabilir, başka bir şey olabilir, hiç fark etmez. Diyelim ki Salesforce senaryosu. Her bir müşterime gittiğim zaman o butona basmış olmam Salesforce'da enlem ve boylem bilgisi yani tam lokasyon bilgisini o müşterine sisteme kaydetmem anlamına geliyor olabilir. Yani ben içeride düşününce şu her zaman bir dert yani evet Google'dan falan bunu araştırıp bulabilirim ama o kadar da böyle efektif işlemiyor bu süreçler. O veri giriş elemanı şeyini üstlenmek zor oluyor bazen. Ama normal satış döngüm içerisinde her bir lokasyona gidip butona bastığımda ben bir nokta geldiği itibariyle şunu yapabiliyor olurum. Evet, ekibimin sahada dolaşması gereken rotaları planlayabilmek için herkesin enlem boylamı olur ve ben bunları bir şekilde analiz ederek belki önümüzdeki dönemde Power BI'dan da bahsederiz raporlama yapabilmek adına. Evet, o belirli bir aralıkta en efektif olan döngü içerisinde bu dolaşımı yapabiliyor muyum? Yani birine İstanbul'da olanlar için örnek vermek gerekirse Beylikdüzü, bir sonraki toplantım Sancaktepe'de oluyor mu? Bunu takip edebilme şansı veriyor bana gibi geldi bir taraftan da. Evet, sağlıkla ilgili bazı durumlar var, olduğumuz lokasyonları işaretlemek gibisinden belki. Ama bir taraftan böyle senaryolar için de kullanılabilir gözüküyor. Ve sen bir taraftan bakınca bayağı mobil uygulama yaptın Hande. Yani, aynen oldu. Senin hiç uzmanlık alanın olmayan diyebileceğimiz yani yazılımcı değilsin sonuçta. Ama gözümüzün önünde bir mobil uygulama var. Yani şirketlerdeki kişileri düşündüğümüz zaman bir İK'cı olarak, bir muhasebeci olarak artık mobil uygulamalar şirketinize kazandırabilirsiniz anlamına geliyor bu benim baktığım perspektiften. Oldukça heyecan verici bu manada. Peki Hande çok teşekkürler. Zamanımızın sonuna da geldik. Senaryolarımıza sonraki bölümlerde devam ederiz. Sorular varsa onları alalım. Sonrasında kapanışa doğru geçiyor olalım. Ekip arkadaşlarımıza hemen soralım. Herhangi bir gelen soru var mı şu an için? Şu anda bir sorumuz yok Kadir Bey. Tamam teşekkürler. Herkese çok teşekkürler katıldığı için izleyicilerimiz. Siz bu yayınları mümkün kılıyorsunuz. Arka tarafta büyük bir ekip var bizim tarafımızda da bu yayını sizlere ulaştırabilmek için efor gösteren. Herkese çok teşekkürler. Uzaktan çalışma pratiklerini anlattığımız bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, iyi günler.